Şimdi telefon attığımızda Sercan Dikme var. Konuk ekip Beşiktaş'ta neler oluyor? Kadro nasıl bir kadroyla sahada olmasını bekliyoruz derbi karşılaşmasında ve atmosfer nasıl? Şimdi Sercan'a soralım. Sercan. Ceyda Dönmez merhabalar, İyi yayınlar, kolay gelsin. Derbi öncesinde artık tüm konsantrasyon Beşiktaş'ta 1 puana değil 3 puana odaklanılmış durumda. Normal şartlarda işte derbilerde konuk takımın hep böyle oradan bir puanla ayrılması durumunda deplasmandan hep memnun kalacağı yorumları yapılır. Bu her zaman klişedir derbilerin konuk takımları için ama Beşiktaş'ta durum biraz bu kez farksız. Bundan daha farklı bir durum var. Beşiktaş özellikle Hatay Antep maçlarından Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu açıkladığı mevcut kuralın değişmesi, alınan kararın değişmesi durumunda Beşiktaş bir de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ederse önümüze çok bambaşka bir fotoğraf çıkmış olacak puan tablosunda. O nedenle bugün itibariyle Beşiktaş'ta Delali dışında herhangi bir eksik oyuncunun olduğunu söyleyemeyiz. Delali oynayamayacak. Bir problemi var, sakatlık problemi var. Kadroda yok. Onun dışında herhangi bir eksik yok. Bu Beşiktaş adına sevindirici bir durum. Hafta boyunca aslında antrenmanların da bir kısmı basına çıktı. Takip edebildik. Beşiktaş'ta moral, motivasyon üst seviyede. Şenol Hoca'nın da en azından konuştuğumuz isimlerden aldığımız geri dönüşleri her zaman yine Beşiktaş'ın bildiği hücum futbolunu sahaya Kadıköy'de de yansıtacağı yönünde. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Aslında şöyle de açıklayabiliriz. Son zamanlarda özellikle bir aylık dönemde ilk 11 konusunda Şenol Hoca standartı ve ilk 11'ini oturtturdu. Bunun da sonuçlarını ve meyvesini aldı. Yine Kadıköy'de de pazar gecesi 3 aşağı 5 yukarı Beşiktaş'ın 11'i bugünden belli gibi. Şöyle söyleyebiliriz. Kalede Mert Günok, savunmada Onur Bulut, sol bekte Masuaku, savunmanın ortasında Omar Koli ve Tayyip Tağla. Tayyip Tağla'yı bir parantez açalım. Bir sakatlığı vardı. Ancak iki günden bu yana takımla birlikte çalışıyor. Ve aldığımız bilgilerde herhangi bir problemi olmadığı yönünde sakatlığıyla ilgili. O nedenle Şenol Hoca çok çok büyük bir ihtimal yine Tayyip Tağla'ya forma şansı verecektir. Sais'la ilgili bir durum. Yedeklerde olup olmayacağı belli değil Sais'ın. Onun da bir problemi var ama Delali'de olduğu gibi keskin bir yorum yapıp maçta yok, derbide yok diyebilecek noktada değiliz Sais için. Biraz daha beklemekte fayda var. Daha doğrusu yarın son yapılacak o antrenmanı beklemekte fayda var. Orta sahada üçlü Salih, Getson, Amir Hacizahmetoviç. Kanatların birinde Gezdal, diğerinde Cenk Tosun. Forvet'te ise Abubakar. Hem Abubakar hem de Gezdal'a Tayyip Talha'da olduğu gibi bir parantez açalım. Abubakar bu süreçte hem antrenmanlarda dikkat çekici bir performans sergiliyor hem de yurt dışından getirdiği bir özel antrenörü var. Onunla birlikte ekstra çalışmalar yapıyor. Çünkü Beşiktaş'ta çok önemli bir yere sahip ki Kadıköy'de oynanan maçlarda Abubakar'ın performansını da düşündüğümüz zaman yine en fazla merak edilen performansı Abubakar olacak. Abubakar'la da ilgili gerçekten bir klişe olacak ama söylemek zorundayım. Derbiye hazır. Tüm konsantrasyon o yönde. Gezdal uzun bir sakatlık sürecinden çıktı. Önceki gün antrenmanda zaten yerindeydik. Açıklamalarda da bulundu. Aldığımız geri dönüşler antrenmandaki temposundan hocanın da memnun olduğu. Halen bizim bildiğimiz Gezdal fizik kalitesine ulaşabilmiş olmasa da şöyle örnek vereyim. Gezdal'ı bildiğimiz klasik şampiyon olunan yıl 10 üzerinden 10 puan veriyorsak şu an Gezdal 10 üzerinden 6,5-7 seviyesinde. Buna da söylemekte fayda var ama tabii ki ilk 60 dakika, 70 dakika için Şenol Hoca'nın şu an birinci planı Raşit Gezal olmuş durumda. Eksiklerle ilgili durumu zaten anlatmıştım. Bir özel bir galibiyet primi olacak ancak rakamla ilgili bir şey söylemek şu an yanlış olur. Çünkü artık son antrenmanı Sayın Çebi ve yöneticiler, Sayın Başkan yerinde takip edecek. Onu öğrendim. Hem hocayla tabii konuşacaklardır hem de futbolcularla konuşacaklardır. Bir galibiyet primi olacak. Beşiktaş yönetiminin de neredeyse tam kadro şekilde Kadıköy'e gitme planı var. Ceyda Dönmez. Atladığım veya eksik söylediğim bir nokta var mıdır? Çok teşekkür ediyoruz Sercan Dikme, ağzına sağlık. Gelişmeleri ekip arkadaşlarımız bizimle paylaşmayı sürdürecekler diyelim. Ve devam edelim.